Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro Original yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında doğrunun analitiği konusundaki doğru üzerindeki noktalar testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de aşağıda denklemleri verilen doğrular üzerinde alınan noktaların eksik koordinatlarını buluruz demiş. E burada A noktasının apsi 1, apsisi yerine ben 1 yazarsam ne geliyor? 1 yazdığımda 1 artı 2'den ordinatı 3 geliyor. Sonra ordinat yerine ben 4 yazarsam ordinat yerine 4 yazdığımda şuraya 4 x artı 2 eşit ya. X de o zaman 2 mi geliyor? Evet. Sonra k yazacak olursam c yerine k yazacak olursam c yerine yani ip yerine k yazacak olursam apsis yerine k yazdığımızda da de k artı 2 oldu. Burası da k artı 2 olur. Şuraya bakalım y eşittir 3x doğrusu ya. x yerine 1 yazdığımızda 1 yazdığımızda y'si 3 yapar. Y yerine 12 yazdığımızda 12 eşittir 3x ya. E, x buradan 4 yapar. Ve 3K yazdığımızda da X yerine 3K yazarsam 3 kere 3 9K yaptı y'de. Pardon. Y yerine 3K yazarsam Y yerine 3K yazarsam 3K eşittir 3X ya. E o zaman X de buradan K'ya eşit olur. Yani F noktasında da K'ya 3K olur. Evet örnek 1. Bu şekilde oldu. Geldik örnek 2'ye. Analitik düzende 1'e 3 noktası bu doğrunun üzerinde olduğuna göre. 1 nokta 1 doğru üstündeyse denklemi sağlar. X yerine 1. Y yerine de 2 yazalım. Eksi K eşit 0'dan. O zaman buradan 5 eşittir K yapar. Zaten bizden K isteniyor işlem hatası yaptık bir yerde. Çünkü burası 3 demiş. X yerine Y yerine 3 yazdığımızda o zaman K da buradan 7 geldi. Evet cevap böylelikle 7 buluruz. Geldik 3'e. Şimdi bir doğru verilmiş. Hangileri bu doğru üzerinde değilmiş diye soruluyor. 4'e 4 koyduğumuz zaman 2 çarpı 4. Yani 2 kere 4 8 artı 4 eşittir 12. Sağlandı mı sağlandı. 6'ya 0 12 artı 0 eşittir 12 sağlandı mı sağlandı. E, 0 0'a 12 koyduğumuzda 0 artı 12 eşittir 12. Sağlandı mı? Sağlandı. O zaman 2'ye 5 yazdığımızda 2 kere 2 4. X yerine 2 Y yerine 5 yazıyorum. Artı 5 eşittir 12. Sağlandı mı? Sağlanmadı. 3'e 5 yazdığımızda 6 artı 5 eşittir 12. Sağlandı mı? Sağlanmadı. Sadece kaç tanesi sağlanmadı? 2 tanesi sağlanmamış oldu. Örnek 3'ü bu şekilde bulduk. Geldik örnek 4'e. X artı Y eşittir 2 doğrusu üzerinde alınan bir noktanın koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar. Burada herhangi bir nokta alacağım. Mesela A virgül B noktası alacağım. Burada bizden ne isteniyor? A virgül B aldığımız zaman A artı B değeri nedir? Koordinatlar toplamı nedir diye soruluyor. E o zaman X yerine A yazalım. Denklemde nok... Çünkü bu nokta bu doğrunun üstü ya denklemi sağlayacak. X yerine A, Y yerine B yazdığımızda eşittir 2 yaptı. A direkt kendiliğinden çıktı. A artı B 2 oldu. Zaten A artı B isteniyor bizden. Cevap 2. Sonraki soruda Y eşittir 2x doğrusu verilmiş. Karenin alanında 4 birim kare. O zaman karenin bir kenarı 2 birim, 2 birim mi yaptı? Evet. Şimdi burada bak karenin üstünde bir nokta var. Bu noktaya bakacak olursak absisi belli değil ama ordinatı belli oldu. Ordinatın belli olması y yerine 2 yaz. Bu 2x eşit ya x'i buradan 1 buluruz. Yani absisinin 1 olması demek anlamına geliyor. Yani buradaki uzunluk 1 olacak. C noktasının koordinatı nedir diye soruluyor. C noktasına bakacak olursak hop buraya kadar 3 birim. E, zaten zaten ordinatta 2 birim. Yani 3'e 2 noktası yapmış olur. C noktası örnek 5 bu şekilde geldik örnek 6'ya. X artı Y eşittir 4 doğrusu verilmiş. Dikdörtgenin çevresi nedir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenin çevresi şurada böyle dikdörtgen alınmış ya. Şöyle geldik burası A virgül B noktasıysa. Apsisi şurası A'dır. Burası da B'dir. Yani şu uzunluk A birim bu uzunluk da B birim yapıyor. E bizden ne isteniyor? Çevre. Çevre dediğimiz 2A artı 2B nedir diye soruluyor bize şimdi bu A virgül B noktası bu doğrunun üstünde değil mi? Evet. Denklemde yerine koyacağız. Sağlayacak o zaman. Hadi bakalım. Koy bakalım yerine. Denklemde X yerine A, Y yerine B koyarsam A, A artı B 4 çıktı. E çevrede 2 A artı 2 B'ye eşitti. Zaten bizden bu isteniyor. Yani bu 2 parantezinde A artı B'dir. A artı B yerine 4 yazarsam cevap kaç çıkar? 8 çıkar. Örnek 6'yı 8 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Şimdi ona 0 ve Y 3x doğrusu verilmiş. B noktasının koordinatı nedir diye soruluyor. B noktasının koordinatına bakacağım arkadaşlar. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse da isteniliyorsa eksenlere olan uzaklarına bakılır. Ya bir de bu y 3x doğrusu üzerinde. Ben x yerine a yazarsam y'si ne yaptı? Bak x yerine a yazdım. Y'si de 3a yaptı. E o zaman burası 3a oldu. E tamamı 10'du. E o zaman buraya ne kaldı? 10 eksi a kaldı. E o zaman burada ne var arkadaşım? Burada bir öklit bağıntısı var bak. Dikten dik çizilmiş. Yani dikten dik çizilmişse uygula kardeşim ökleti. Hadi uygulayalım. 3A'nın karesi eşittir. A çarpı 10 eksi A yapar. Hissederek de yapabilirsiniz. A yerine 1 yazsak geliyor mu? Geliyor. Zaten geliyor. Ama biz yine de çarpanları ayırmadan yapalım. 9A kare eşittir. 10A eksi A kare yapar. Buradan 10A kare eşittir. 10A yaptı. E buradan A'lar gitti. A'yı da buradan ne bulduk o zaman arkadaşım? 1 olarak bulduk. A1 çıktı yalnız. Bizden A yerine 1 yazarsak burası da 3A 3 yaptı ya B noktası isteniyor. 1 bir birim sağda 3 birim yukarıda. B noktası o zaman 1'e 3 çıkar. Evet cevap 1'e 3 çıktı 7. soruda. Evet gençler böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testte yani özel doğrular testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.